Define bulmak için her yeri delik deşik eden defineciler, bu kez şehitliğe dadandı. Arnavutköy'de bulunan Sazlı Bosna Gölü kıyısında 1315 Balkan Savaşları zamanında şehit olan bir Mehmetçiğin kabristanın çevresi definecilerin hedefi oldu. İddiaya göre mezarlık çevresinde savaş zamanından kalan altınların gömüldüğünü düşünen defineciler, burada kazı yaptı. Mezarlığın sadece çevresinde kazı yapmakla kalmayan şahıslar belediye tarafından restore edilerek anıta çevrilen alanın içerisinde de çukur açtı. Bölgeden geçerken şehit mezarlığını görerek dua etmek için duran vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Çukurların oluştuğu alan kameralara yansıdı. İsmim Nuh Baş. Zaman zaman buraya keyif amaçlı geliyoruz. Burayı da beğeniyoruz aynı zamanda. Hem balık tutmak için hem de böyle ailecek geliyorlar. İnsanların böyle bir daha İstanbul'dan, trafikten uzak bir şekilde rahat bir nefes almak için burayı tercih ediyoruz. Yani burada şehidimiz var. Şehidimize gelmişken duamızı da yapmış olduk. Tabii ki buraya hani biraz daha böyle sahip çıkılırsa, işte yollar olsun, şehitliğimizin etrafı olsun, bence çok daha güzel olur. Tabii ki yetkililer burayı da görür muhtemelen ama belki biraz bir aksaklık olmuştur muhtemelen diye düşünüyorum. Biraz önce siz de gördünüz, burada kazı yapmışlar. Fakat burada yani define olacağını ben zannetmiyorum. Yani olacak bir insan olsa zaten burada hani burada bırakmazlar. Ya burayı da en azından kötülemenin ya da işte ne bileyim kazı yapmanın hiçbir manası yok. Yani özellikle şehit anıtının yanında böyle. Tabii ki şehit anıtını zaten siz de görüyorsunuz. Etrafı bayağı bir hani temizlenmesi, daha ilgi gözükmesi lazım. Bir ikincisi hani biraz da saygı olması lazım. Sonuçta burada bir şehit var. Şehitimiz yatıyor. Ona rağmen hani ailecek insanlar geliyor. Çoluk çocuk. Biraz daha hani görgü kurallarına saygı çerçevesinde olursa bence çok daha güzel olur. Burada define yok. Burada define yok. Boşuna gelmeyin buraya. Yazık günah, boşuna kazmam burada. Zamanınızı boşa harcamayın burada. Evet, şehirde rahat bıraksınlar. Geçen geldik işte bu tatsız olaylar yaşanıyor. Bence hiç gerek yok. İnsanların buraya güzelcene gelsin, ailecek. Herkes yesin, içsin, doğal bir nefes alsın. Şuranın oksijenini bile mi değiştiriyor insanın havasını, şeyini, her şeyini yani. Evet. Arif Ceyhan, 52 yaşındayım. Geldiğimde pikniğe geldik işte bizim eniştelerle beraber. Bir kazı çalışması olduğunu gördüm. Dolaştım. Bir de burada bir şehit mezarımız var zaten, geçmişte kalan. Bu tür şeylerle karşılaştık. Tabii geliyordum, evet. Yani buralara sık sık geliyorduk, dolaşıyorduk işte çoluk çocuk falan. Yani bu tür şeyler daha önceden de kazılar yapılmıştı. Bu yeni yapılan bir kazı herhalde. Burası mezar olduğu için hani zannediyorlar ki burada bir şey var. Halbuki boş. Yani bunu zaten geçmişte buralar köylüler tarafından bilinen bir yerlerdir ama öyle bir şey o zaten eskiden çıkarılırdı. Tabii eski mezarlık, evet. Daha önceden harabe olmuştu, restorasyon yapıldı. Bu şey geldi yani. Burası bu şekilde kalmasının sebebi birisi düşse ölür, içinde kalır yani. Tabii canım. Etmiyorum yani. Kötü bir şey yani. Evet. Yani iyi bir şey değil ya. Burada ne bulacaksın yani burada? Bir onlara çukur olmuş. Yani doğaya zararı var, insanlara zararı var. Şimdi burada bilmem biri gelip düşse gece vakti mesela. Gitti. Şimdi burası kuytu bir yer olduğu için evet gece kazılmış bir yer maalesef.